En sevdiğimiz oyuncaklarımızdan Lidl's Pet Shop koleksiyonumuzun yeni üyeleriyle tanışalım. Onlar kozmik minişler. Eski bir miniş sever olarak Ceylin'in heyecanını sizlere göstermek istedim arkadaşlarım. Şu kadarcık minicik cebe sığıp videoya dahil olmak istedi. Biz de memnuniyetle kabul ediyoruz değil mi arkadaşlarım? Canlarım canım arkadaşlarım, hepinize kocaman sevgiler, selamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda hiç eskimeyen tutkumuz, heyecanımız, en sevdiklerimiz, kıymetlilerimiz minişleri açıyoruz. Hem de Lidl's Pet Shop'ların yeni koleksiyonu olan kozmik minişler açıyoruz arkadaşlar. Ceylin'in ve benim en sevdiğimiz karakter. Neredesin? Bu Ceylin, bize gösterir misin? Saklama. Ben göremiyorum. Ha, bu elinde. Anne, buraya bakıyorum. Hayır, maymun karakteri ve benim en sevdiğim karakterler inek arkadaşlarım. Minişler, burada ineğimiz nerede? İşte buradaymış. Minnacık bir buzağımız var. Minişlerimin en minikleri. Minişlerimin en miniklerine bayılıyorum. Hepsi minik, evet hepsi minyatür, ama şu minnacık olanlar çok şirin değiller mi arkadaşlarım? Bu seriyi kozmik koleksiyonumuzdan bir önceki seride açmıştık. İsmi neydi arkadaşlarım o serinin? Vanilya. Aa, neydi? Çilek. Değil mi arkadaşlarım? Ve kakao. Ve kakao serisiydi. Ama bunların başka bir ismi vardı Ceylin. Ay arkadaşlarım, çok özür dilerim, unuttum çünkü. Yine videonun başını çok uzattın, çok konuştun Gül abla dediğinizi duyar gibiyim. O zaman ne yapalım? Hadi Ceylin. Topla şu miniklerimizi. Kozmik miniş koleksiyonumuzu açalım. Hoppa. Ay çok güzel. Arkadaşlarım inanın, biliyorsunuz birkaç haftadır bizde bu kutu geldi. Hasbro gönderdi. Evet, aynen bu şekilde Ceylin buradan bakmış ve bana birazcık anlatmaya çalıştı. Hemen ben böylece susturdum Ceylin. Sus dedim, anlatma. Kendim görmek istiyorum. Hem de arkadaşlarımla birlikte. Hatta şurada bir yıldız var mıydı? Yokmuş vardı. Demek ki. Var mıydı? Vardı sanki. Nerede o zaman? Yoktu. Ya. Bunlar karanlıkta parlayan yıldızlar. Yani konseptimize de uygun yapmışlar arkadaşlarım. Kozmik miniş koleksiyonu. Yani Galaxy Lidl's Pet Shop'lardan oluşuyormuş galiba. Hadi hep birlikte açalım arkadaşlar. Şöyle birazcık daha kameramı yukarı kaldırmak istiyorum. Yani ben ilk ne göreceksem sizinle birlikte görmek istiyorum. Evet. Ceylin'cim artık yeter. Sen baktın. Hadi sen aç. Hayır, sen. Bak, bir daha teklif etmem. Sen. Evet. Hazine sandığı açıyormuşum kadar heyecanlıyım arkadaşlarım. Hayatımda kaç sefer hazine sandığı açtıysam. İşte. Arkadaşlarım bunlar bir... Ama biliyorsunuz ki oyuncaklar benim için kocaman birer hazine arkadaşlarım. İşte bu karakterler. En güzelini hep karşıma koymuşlar. Kedi mi sence Ceylin? Tavşan mı? Evet, kedi. Kedi. Bizim maymun. Çabuk gel buraya. Galaksi şeklinde renklendirilmiş. Muhteşem, güzel. Bizimki daha bir haylaz duruyor. Burada birazcık daha akıllanmış sanki. Atmosferi yükseldikçe biraz daha büyümüş sanki. E tabi aradan 3 sezon geçti değil mi arkadaşlarım? Büyümüş olması çok normal. Devam edelim. Hem ışıltılı pırıltılılarmış hem de galiba karanlıkta parlıyorlarmış. Doğru mu? Bir mektubumuz var Ceylin. Hemen okumak istiyorum. Wow, koleksiyoncu broşürümüz mü yoksa? Ben bunu şöyle karşıya duvara asarım Ceylin. Vay. Çok güzelmiş. Harika. Harika. Ben bunu defterde kaplarım Ceylin. Evet. Biliyorsunuz artık ben de bir öğrenciyim arkadaşlarım. Ben bununla defterimi kaplayabilirim. Çok teşekkürler Hasbro. Bu muhteşem güzel dünya trendlerindeki oyuncakları bizlerle buluşturduğun için kocaman sevgiler. Merhaba sevgili Bir Dünya Oyuncak Tobişko TV. Sizi Lidl's Pet Shop'un en yeni koleksiyonu kozmik minişlerle tanıştıracağımız için çok heyecanlıyız. Biz de tanıştığımız için çok heyecanlıyız Hasbro. Böyle arkadaşlarım, evet. Mektubumuz bu şekilde. Anneciğim, tam 40 tane karakter varmış. 40 mı? Evet. Vay canına, bakalım o 40 karakterin kaçını bulacağız. Ve buranın işareteci hangisinin bizde olduğunu. Hadi o zaman koleksiyoncu broşürümüzü şöyle önümüze alalım. Bir de kalem bulalım. Çıkanları işaretleyelim. Ama önce bunun için açmamız gerekiyor. Evet, ilk elime gelen paket bakalım neymiş. Seri 3. Evet, 3. serideymişiz arkadaşlarım. Lidl's Pet Shop'un bu paketin içindeki karakterleri şöyle yakından göstermek istiyorum. İsimleri yazmıyordu. İsimlerini katalogdan bulacağız. Evet Ceylin. Bunu hemen açar mısın? Ben de şöyle bulmaya çalışayım. Sakallı bir köpeğe benziyor. Aslan anneciğim bu. Hangisi? Aslan mı? Evet. Yani şu. Evet. İsmi buymuş. Seri Poremar'ın. Çok şaşırdım. Ben bunu köpek zannettim. İkisi de mi aslan? Hayır. Diğeri de bu mu yoksa? Koleksiyonumuzun birinci ve ikinci üyesini bulduk arkadaşlarım. Zaten listenin en başındaymış onlar. Romulus ve Trap. Birinci sıradaki pembe kozmik minişimizin adı. Seri Poremar'ın ise Ceylin demesine göre aslanmış arkadaşlarım. Ebru'lu renkte. Renk geçişleri muhteşem. Mor, pembe ve mavi çok yakışmış ona. Sizce bu aslan mı, köpek mi? Şöyle bir sandığımızın içine göz atalım arkadaşlarım. İlk karakterlerimizi gördük nasılsa. Bakalım neler varmış. Wow. Astronot kıyafeti gibi metalik renkli kağıtlarla süslenmiş. Pembe, mavi, mor. Çok güzel arkadaşlarım. Konsepte bayıldım. Zaten bir galaksi merakımız vardır hepimizin değil mi? Mesela Ceylin bundan 2 yıl öncesine kadar astronot olmayı isterdi. Yani hepimizin mutlaka uzayla, evrenle, atmosferle bir ilgisi, bir merakı var değil mi arkadaşlarım? Hadi o zaman. Aklıma gelmişken arkadaşlarım. Size bayağıdır dikkat sorusu soramıyordum. Şimdi aklıma gelmişken hemen soruyorum. Bu arada sorumu sorarken minişlerimi açıyorum. Burada isimler varmış. Tamam, onu sonra bakacağım.
açacak olduğum karakterleri gördükten sonra isimlerini sayacağım. Dikkat ediyorsunuz geliyor arkadaşım, dikkatle dinleyin. Aslında çok basit bir soru ve hepinizin bildiğinden eminim. Gezegenlerimizin isimlerini soracağım size. Evet, ben bir tanesini söylüyorum. Dünya. Tamam, gerisi sizden arkadaşlarım. Ve en sevdiğiniz gezegen. Ve onun hakkında neler biliyorsunuz? Evet, bayağı zor. En iyisi ben işlerimle ilgileneyim. Sorular gitgide zorlaşıyor arkadaşlarım. O yüzden daha fazla sizi zorlamadan şu minişlerimi şuradan kurtarayım. Ya bu nasıl bir paketlemedir? Ne kadar kuvvetli. Evet. En minini çıkardım. Bu yoksa bir kurbağa mı? Wow, kaplumbağaymış. Çok minik, çok şirin. Kaplumbağamız var mıydı önceden? Bakacağız şimdi. Diğer minnoşlarımızla karşılaştıracağım. Aynı olanları. Bu bir yılan mı? Timsah mı arkadaşlar? Hiç minişlerde yılan gördünüz mü arkadaşlarım? Bu bir timsahmış. Yılan görmeyelim ne olur. Yılan olmasın değil mi? Sevmiyorum. Korkuyorum daha doğrusu. Yani gerçekten sevmiyorum. Yani çok özür dilerim. Hani yılan sever bir arkadaşım varsa aranızda. Tamam, bütün hayvanlara eyvallah. Ama yılanı sevmiyorum arkadaşlar. Çıkartamıyorum arkadaşlar. Evet, dünkü videomda çok fazla arkadaşlar dediğim için bayağı bir dalga konusu olmuşum arkadaşlarım aranızda. Bakın yine arkadaşlar dedim. Çünkü siz benim canım arkadaşlarımsınız. Çünkü ben size bu videonun başında kalp gönderemediğim için çok huzursuzum. Bakın şimdi elimden meniş falan fırlatıverdim. Size kalbimi gönderiyorum arkadaşlarım. Lütfen kabul edin. Hop. Bekleyin, bir tane videonun sonunda göndereceğim. Evet, Ceylin duruma el atar. Evet, Ceylin onları çıkartırken ben de diğer paketimi açacağım. Yine seri 3'e ait. Kozmik minişlerden muhteşem, güzel, kocaman bir paket. İçinde anahtarlık olarak kullanabileceğimize bakın. Yıldız. Dünyamızın ışık kaynakları güneşten sonra yıldızlardır. Öyle mi arkadaşlarım? Zaten güneş de bir yıldızdır. Evet Ceylin'cim, haklısın, güneş de bir yıldız. Vay çok güzel ya. Ve bu şirin şeyler bizim kozmik minişlerimizmiş. Hadi bunu da açalım. Bunun içinde birazcık daha büyük karakterler var. Ve orada sanki bir inek gördüm. Evet, kocaman bir ineğim daha oldu. Acaba minik bir buzağı var mıdır? Balık var. Vay canına da, vay canına. Ay çok güzeller. Hepsini çıkartalım. İşte böyle. Anahtarlığımı hemen elime almak istiyorum. Siz de bunu anahtarlık olarak kullanır mıydınız arkadaşlarım? İçine miniş saklanmış. Çok şirin değil mi arkadaşlarım? Acaba çıkabiliyor muydu buradan? Tabii ki çıkıyor. Tamam, bir tane Ceylin çıkarttıklarından deneyelim mi? Evet. Buraya başka bir miniş. Geyikmiş. Geyik geldi elime. Yeni yıl konseptinde bu geyiği kullanabiliriz arkadaşlarım. Evet, yeni yılda görüşmek üzere deyip seni kafesine hapsediyorum. Hayır, hapsetmiyorum. Seni burada koruma altına alıyorum. Bekletiyorum. Ve sonunda çıkarttım diğerlerini. O kadar zorluk çıkarmak. O kadar güzel muhafaza edilmiş ki arkadaşlar. Evet, paketleme muhteşem arkadaşlarım. Asla minişlerimizin zarar görmesi mümkün değil. Burada bir kedicik daha var. Ceylin'cim, yeni karakterlerimizi bizim için çıkartır mısın? Arkadaşlarım, videoya ara verdim. Selam Tibet'cim. Ay, her şey flu flu çıkıyordu. Her şey çıkabilir ama Tibet flu çıkamazdı. Evet, hadi bakalım arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. İşte bizim Little Pet Shop koleksiyonumuzun bir kısmı arkadaşlarım. Arkadaşlar çok zor çekim yapıyorum. Neden? Hepsi birbirinden güzel ve Ceylin gülerken bana yakalamak istedi. Ceylin beni izliyor böyle şaşkın şaşkın. Arkadaşlarım, videoya ara verdim. Diğerlerini bulamadık koliler içinden. Sadece bulabildiklerimiz bunlardı canlarım. Bendeki oyuncakları sizler benden daha iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Bende hangi karakterler vardı hatırlayanlarınız varsa lütfen yorumlara yazsın canlarım. Hadi gelin şimdi koleksiyonumuzun üyelerini broşürümüzde işaretleyelim. Kozmik koleksiyon minişlerimizin eksiklerini tamamlayabilmek için buna ihtiyacımız var. Minişlerimin karanlıkta parlama özelliği var. Önce isimlerine bakalım. Daha sonra bu özelliği deneyelim. Kozmik minişlerimizi koleksiyoncu broşürümüzde yerlerine yerleştirdik. İlk serilere ait tapağının da bana yardım etti. Şimdi isimlerini söyleyerek tek tek hepsini tanıyalım. İlk minişimizin ismi Romulus Waitrap. Kutucuğu işaretleyelim. Nasıl bir işaretlemeyse. Devam edelim. Mor renkli köpeğimin Ceylin'de aslan olduğunu iddia ettiği minişin ismi de Steri Pomeran. Ne değişik isimler arkadaşlar. Nasıl da kafa yormuşlar bunları. Maymuncuğumuz yok. Ama bizim bir maymuncuğumuz vardı. Wow, kaybolmuştu. Bulamıyordum. Kutunun içindeydi ama. Vay canına. Arkadaşlar maymun. Aa, buldum. İşte maymuncuğum burada. Onu boyayarak kozmik hale getirebilirim. Bana çıkmadığı için ismini söylemeyeceğim. İlk sıradan sadece iki tane kozmik miniş bulmuşum. İkinci sırada bakın kimler varmış. Üçüncü minişim Starlina Spaniela isimli muhteşem güzel bir miniş. Köpek değil mi arkadaşlarım? Kulaklarından anladığım üzere o bir köpek. Kutucuğunu işaretleyelim, bize çıktığını bilelim. Hemen yanında hem Pearl hem Sparkle. Işıltılı, simli, muhteşem güzel ve şeffaf bir miniş var. İsmi çok değişik arkadaşlarım. Bu bir at biliyorsunuz. Pony mi desem ne, işte at işte arkadaşlarım. Starlina Horse Gleam'miş ismi. Gleam, evet, parlak olduğu için Horse Gleam. Parlak at demek istemişler herhalde. Evet, hemen yanında bir timsah var. Galaxy Gator.
Vay canına. Timsahları sever misiniz arkadaşlarım? Aranızda timsah merakı olan arkadaşlarım var mı? Ve bu minişlerimin kafası hareketliymiş. Ve birazdan ışıkları kapatacağım. Zaten şu anda gündüz ama ne kadar karanlık olduğunu görebilecek miyiz bilmiyorum. Gece çekmiş olsaydım o videoyu, eğer gösteremezsem gece karanlığında da çekmiş olacağım. Ama şu anda olabildiğince odayı karartıp sizlere göstermek istiyorum. Bu bir sincaba benziyor. Bakalım ismi neymiş? Lyra Beaverson'muş. Muhteşem güzel renkler, çok iyi. Bunları da işaretleyelim. Üçüncü sırada Karina Snalisby var. Karina'ymış bunun ismi. Hiç de Karina'ya benzemiyorsun. Karina dediğin şöyle dev olur değil mi arkadaşlarım? Şişman kilolu olur. Hemen yanında Selius Turleson var. Bu da minik bir kaplumbağa. Önden yeşil, arkadan mavi görünen. Onun yanında bir geyik, evet. Bizim yılbaşı konseptinde kullanacak olduğumuz minnacık bir geyik var. İsmi Argo Moseberg. Ve bu sırayı neredeyse tamamlayacakmışız arkadaşlarım. Sadece bir tane fire verdik. O yok. Onu tamamlayacağız. Geçiyoruz 3. sıraya. 3. sıradan tek bir tane bile tutturamamışız arkadaşlar. Bir karakterimiz bile yok. Geçiyoruz 4. sıraya. 4. sırada da dev karakterlerim var. İlk 5'i boş geçtim. Bakın dev karakterlerin ilki kimmiş? Bu bir kedi. Meriden Flufftail. Çok şirin. Arkası mor. Ya şu geçişleri nasıl yapmışlar değil mi arkadaşlarım? Şu püskürtmeler, şu ışıltılar, galaksi görünümü muhteşem güzel. Bu seriye gerçekten bayıldım. Eminim sizler de çok sevmişsinizdir. Galaksi serisini mutlaka edinmeniz gerekiyor arkadaşlarım. Sizler de benim gibi bir LPS koleksiyoncusuysanız eğer. Little's Pet Shop'ları seviyorsanız eğer arkadaşlarım. İşte bu da. Ve bu köpek minişimin ismi ise Planemo Deshok'muş. Vay canına. İsimler muhteşem. Bu o kadar da telaffuzu zor arkadaşlarım. Gerçekten birkaç defer tekrar etmeden size söyleyemiyorum. Bakalım bu zarafa. Evet ben paket deyken inek zannettim. Şu kulaklardan inek zannettim. Şunları da boynuz zannettim. Bu bir zürafaymış. İsmi ise Gemma Greffy'ymiş. Bunu tek seferde söyledim. Söylemek istiyorum. Evet. Büyük bir yetenek olmasa da bunu Gül ablanız yaptıysa yetenektir arkadaşlarım. Evet. 5. ve son sıradayız. Ve bu sırada hepsini bulmuşuz arkadaşlar. Çok mutluyum. Evet hiçbir tane eksiğimiz yok. Hepsini bulmuşuz. Hadi gelin yukarıdakileri de bir işaretleyelim unutmadan. Sonra da sayalım bakalım daha kaç tane minişe ihtiyacımız var. Evet hadi bakalım. Son sıradaki arkadaşlarımızın ismi Pegasus Sekolti. Vay canına Pegasus'muş bu. Yani 60 arkadaşlarım öyle mi? Çok şirin değil mi? Hem de dev. Dev 4 tane karakterimiz oldu. Orta boylarımız var. Bir de en miniklerimiz var ki onlar en şirinleri. Burada bir balığımız var. Volantis Fisher'mış ismi. Çok şirin. Bu balıktan bize daha önce vardı başka rengi. Hemen yanında uğur böceğiymiş arkadaşlar ama çok farklı bir uğur böceği bu. Bakın kanatlarına. Önce uğur böceğimizi de gösterelim. O da ışıltı serisinden de evet. Parıltılı pearl. Rengi çok güzel. İki tane uğur böceğimiz oldu. Ve eski seriye ait beni en etkilen karakterlerden biri de işte bu. Rock. Rock kurbağa karakteri. O da burada. İşte buradaymış. Bize çıkmamış. Evet Jane'cim edineceğiz. Koleksiyonumuzu tamamlayacağız. Uğur böceği karakterimizin ismi ise Perci Ladyfly. Hemen yanında çok şirin minnacık bir köpek var. Remus Newfound ismi. İşte bu. Onun yanındaki karakterimiz acaba neymiş? Bu bir ördek. Çok şirin arkadaşlarım öyle değil mi? Şunun kuyruğunun şirinliğine bakar mısınız? Gagası zaten öyle çok şirin. Gözler iri iri. Bize sevgiyle bakıyor. Nasıl ışıldıyormuş karanlıkta çok merak ediyorum. Onun ismi ise Phoenix Pelico. Hemen yan tarafta değişik bir köpek var. O da işte böyle. İsmi de Astral Oteson. Sondan ikinci minişin de minişi. Bunlara ben minişin de minişi diyorum arkadaşlarım. Çok şirin bir kedi. İsmi Bellatrix Catena. Ve işte arkadaşlarım. Yılandan sonra Gül ablanızın en korktuğu hayvan olan fare elimde şu anda. Onun ismi de Stellar Goldmouse. Çok şirinsin ama ben senden korkuyorum. Fare karakterimizle de koleksiyonumuzu bitirmiş olduk arkadaşlarım. Evet. Eksiklerimizi tamamlamak için ilerleyen videolarda tekrar görüşeceğiz arkadaşlarım. Şimdilik benden bu kadar. Bu videoda kozmik miniş koleksiyonumu sizlere tanıttım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Little's Pet Shop'larda daha çok video gelsin istiyorsanız bunu yorumlara yazın arkadaşlarım. Hepinizi, yorumlarınızı orada görmek istiyorum. Beni yorumlarda yalnız bırakmayın canlarım. Hepinizi aşağıda bekliyor olacağım. Heyecanla, umutla ve sevgiyle arkadaşlarım. Şimdilik hoşçakalın. Hepiniz çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Videomu beğenmeyi ve videomu tabii bunu söylemeden olmaz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Oyun oynayın ve çocuk kalın canlarım. Hoşçakalın.